Değerli izleyenler günaydın. TVNET ekranlarında Sağlık Raporu programına hoş geldiniz. Karlı bir İstanbul gününde tekrar 8.15'te bu ekranda sizlerle birlikteyiz. Bugün çarşamba, çocuk kanserlerini konuşacağız ama geçtiğimiz günlerde 15 Şubat'ta Dünya Çocuk Kanserleri Farkındalık Günü'ydü. Biraz bu vesileyle bugünkü yayınımızda çocuk kanserlerine değinmeye karar verdik. Çünkü birçok çeşit çocuk kanseri var. Bunları biraz farkındalığımızı arttırmamız gerekiyor. Ebeveynler olarak, çocuklar olarak biraz dikkat etmemiz gereken şeyler var. Bize belirti veren bazı durumlar var ve sıklığı da maalesef gitgide artıyor ama çok yüz güldürücü tedaviler var. Çok yüz güldürücü sonuçlar alıyoruz artık çocuk kanserlerinde. Hatta yurt dışından bile kanser için tedavi olmaya gelen yabancı vatandaşlarımız var. Türkiye'de çocuk kanserleri alanında özellikle sağlık turizminin de lokomotifi arasında geliyor diyebiliriz. Bugün değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Çocuk kanserlerini enine boyuna kendisiyle konuşmaya çalışacağız. Doçent Doktor Ceyhun Bozkurt, çocuk hematoloji onkolojisi uzmanı, Bahçeli Evler Medical Park Hastanesi'nden yayınımıza katılıyor. Eğer bize soru da sormak isterseniz 0212 480 06 63 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz, günaydın. Hoş bulduk efendim. 15 Şubat'ı geçtik ama evet, çok da geçmiş sayılmayız. Dünya Çocuk Kanserlerinde Farkındalığı Arttırma Günü. Birçok hastalık için aslında bu farkındalık günleri var. Kanser için, diyabet için, birçok hastalık için çocuk kanserleri de bunların başında geliyor. Şimdi size sorsam, çocuk kanserleri deyince hangi grup kanserleri 1, 2, 3, 4 diye kategorize edebiliriz? Tabii. Ve siz nasıl başlamak istersiniz ayrıca? Evet. Öncelikle değerli izleyicilerimize günaydın demek istiyorum ve TVNET ailesine bu çocuk kanserlerinde farkındalığı arttırma günü nedeniyle bize fırsat tanıdığı için çok teşekkür etmek istiyorum. Şöyle, çocuk kanserleri ülkemiz için en sık 3 tane çocuk kanserini görüyoruz. Birincisi başta halk arasında kan kanseri dediğimiz lösemiler. İkincisi lenf bezi tümörleri olarak adlandırdığımız lenfomalar. Üçüncüsü de beyin tümörleri. Ülkemizde böyle. Yurt dışında profil biraz farklı. Gelişmiş ülkelerde öncelikle lösemileri, ikinci sırada beyin tümörleri, üçüncü sırada lenfomaları görüyoruz. Bu şekilde kategorize evet edebiliyoruz. Şimdi beyin tümörleri biraz daha cerrahi ağırlıklı bir kanserimiz ama ilk üç sırada lenfoma, lösemi, lenfoma ve beyin tümörleri. Ya bunları hiç kimse kendine kondurmaz. Hele ki çocuğunun başına evet geldiğinde hiç konduramaz. Peki hocam, bunların sıklıklarından bahsedelim. Şimdi çocuk kanserleri dedik ama biz çocuk yaşta hangi yaş gruplarında bu kanserlerle daha sık karşılaşıyoruz? Türkiye'de ve dünyadaki oranlar neler? Biraz bahsedelim. Tabii. Şimdi aslında bilinenin aksine tüm kanserler içinde çocuk kanserleri çok sık yer edinen bir hastalık değil. Yani tüm kanserlerin içinde %1-2'si kadarı çocuk kanserleri. Bununla birlikte yaş grubu olarak hemen hemen her yaş grubunda görmekle birlikte özellikle 2 ve 10 yaş arası sıklıkla görebiliyoruz. Tümör, örneğin lösemi, en sık görülen lösemileri ele alırsak en sık gördüğümüz yaş dönemi bu. Ama her tümörün kendi tipine bağlı olarak yaşına göre görülme sıklıkları değişiyor. Fakat genel olarak söyleyebiliriz ki lösemi ve lenfomaları en sık gördüğümüz yaş grubu 2-10 yaş grubu. Şimdi 2-10 yaş grubu dedik, çok önemli. Zaten kan hastalıkları ilgili hastanelere gittiğimizde bazı merkezlere çocuk hastaları çok sık görüyoruz. İşte ağızları bağlı, kafalarında maalesef hani kemoterapi tedavisinden dolayı saçları dökülmüş herhalde, tabii içimiz parçalanıyor. Ama birçoğu da artık bu tabloya rağmen ilerleyen günlerde normal bir sağlıklı çocuk gibi hayatlarını devam ettirebiliyor herhalde sizlerin sayesinde. Bu anlamda da çok sık, çok iyi gelişmeler var ama şunu soracağım. Çocuk kanserlerinin erişkin kanserlerinden farkı nedir? Şimdi bir kere hücreleri yenilenmesi çocuklarda çok daha hızlı oluyor evet ve kanserin de bu anlamda riski daha çok artıyor herhalde, etkileme riski. Evet. Biraz buradan dem vurarak siz de açıklama tabii yapar mısınız? Şimdi çocukluk çağı kanserlerinin en önemli farklılıklarından birisi oluşturan nedenler farklı. Erişkin kanserlerinde genellikle çevresel faktörler ön planda olurken çocukluk çağı kanserlerde çevresel faktörler oldukça az dönemde. Erken dönemde oluştuğu için bunların büyük bir kısmının nedenini bilmemekle birlikte bir kısmında genetik yatkınlıkların önemli rol oynadığını biliyoruz.
İkinci ve en önemlisi tarafı tabii bizim için yüz güldürücü olan tarafı, tedavide tabii çok yoğun kemoterapiler kullanıyoruz ve az önce bahsettiğiniz gibi çocukların hücrelerinin kendi yenileme potansiyeli daha yüksek olduğu için bu tedavilerle baş edebilme güçleri daha yüksek ve dolayısıyla biz tedavi şansları genel olarak tüm dünyada ve ülkemizde erişkin kanserlerinden çok daha yüksektir. Bu başarılar nedeniyle hatta Amerika'da çocuk kanser grubu 26 yaşına kadar olan kişileri tedavi edebilmektedir. Erişkin onkolog, hematolog arkadaşlarımızla da bu konuda böyle işbirliği yapıyoruz. Özellikle bazı erişkin tümörlerinde çocukluk çağında kullandığımız tedavi protokollerini uygulamalar gündemde. Yani çok şükür tedavi şansımız çok daha yüksek, daha da ileriye gitmekte. Bu açıdan da bilgi vermiş olduk. Aslında farkı dedik yani. Yaş ilerleyince tabii kanser olmamız genetik faktörler dışında az önce de bahsettiğimiz çevresel faktörler çevresel çok faktörleri önemli. Özellikle bağlı. Peki çocuklar daha çevrenin olumsuz etkilerinden diyelim, olumlu da diyelim, olumsuz etkisi yok her zaman tabii ki çevrenin. Olumlu ya da olumsuz etkilerinden maruz kalmadan fiziksel olarak, bedensel olarak kanser oluyorlar. Burada bunu nasıl açıklıyor bilim insanları, sizler? Yani genetik rolü var diyoruz ama bir kan kanseri ya çok küçük yaşlarda çocuğu geliyor. Nedir bunun altında yatan sebepler? Altında yatan neden şu. Normalde vücudumuz kanserli hücre kontrol dışı davranan hücre demektir. Şöyle düşünün, bir toplum düşünelim. Toplumun içinde terziler, manavlar, bakkallar, herkesin bir görevi var. Doktorlar, TV çalışanları. Herkes kendi görevini yapmakla meşgul. Bu toplum içinde birdenbire bir kargaşa oluyor ve herkes saldırgan asker haline dönüşüyor. Görevi yapılamıyor. Kanser de buna benzer bir olgu. Yani vücudumuzdaki hücrelerin kendi görevini yapmayıp saldırgan bir hale dönüşmesi ve diğer bölgelere saldırarak diğer bölgelerin de işlerini yapmaz hale getirmek. Çocukları niye rahat bırakmıyorlar? Neden rahat bırakmıyorlar? Şöyle, aslında vücudumuzda bir denge var. Vücudumuz her gün kanserli hücreleri üretiyor. Yani üretim hatası zaten dediğimiz. Zaten var kanserli hücrelerimiz. Evet tabii, üretim hatası dediğimiz kanserli hücrelerimiz oluyor. Ama aynı zamanda bunu hemen ortadan kaldıran sistemimiz de var. İşte bu dengede bir sorun olursa, çok fazla kanserli hücre üretir ya da bu kanserli hücreyi önleyen sistemlerimizde bir eksiklik olursa bu sefer kanser klinik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedeni aslında böyle açıklayabiliyoruz. Evet. Yani çok da çocuklarda niye gelişiyor açıklayamıyoruz. Biraz işte kader genetik yatkınlıklar, evet genetik yatkınlıklar çocuklarda daha ön planda. Çevresel faktörler erişkinler kadar yer edinmemekle birlikte var. Örneğin bir Hiroşima'da atom bombası sonrası ciddi bir lösemi patlaması oldu. Buradan biliyoruz radyasyona maruz kalmak ciddi kanser riskini arttıran şey. Yine bizim ülkemiz ve az gelişmiş ülkelerde özellikle bazı virüsler kanser eğilimini arttırabiliyor. Bildiğimiz önemli nedenler bu. Mesela çocukluk çağında geçirilen bazı hastalıklarda bu virüsü kanseri vücutta... Her hastada değil, özellikle bağışıklık sistemi yetmezliği olan hastalarda örneğin bir Epstein-Barr virüs dediğimiz virüs toplumumuzun %95'inin atlattığı sorunsuz atlattığı bir virüs ileride ciddi immün yetmezlik olan bağışıklık yetmezliği olan sorunlarda ciddi sorunlara yol açabilir ya da özellikle hepatit B, C gibi virüslerin uzun süren müzminleşmesi, kronikleşme gibi durumlarda bu riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi geleceğim. Ne dedik? Lösemi, lenfoma ve beyin tümörleri. Tümörler. Çocukluk çağı kanserlerinin ilk 3 sırada maalesef başrolde gelen kanserler arasında. Ben yavaş yavaş bunların biraz belirtileriyle girmek istiyorum. Tabii. Çünkü çocuk bazen çok sıkıntısını dile getiremez. Yani bir erişkin gibi ifade edemez, anlatamaz. Evet. Burada ailelere çok büyük işler düşüyor. Mesela lösemi en yaygını dedik. Evet. Burada nasıl çocukta neler dikkat edilmesi lazım çekiyor, ailenin? Evet. Bir çocuk için de kan tahliline düzenli gerek var mıdır? Hayır, kesinlikle yok. Soralım bunu. Şöyle affedersiniz. Çocukluk çağı kanserlerinde sorun şu. Bulguların önemli bir kısmı diğer çocuğun geçirdiği enfeksiyonlarla benzer bulgular veriyor. Ama bazı bulgular var ki aileleri bu konuda uyarmak gerekiyor. Özellikle hiç daha önce ortaya da olmayan
ortaya çıkan vücudunun herhangi bir yerinde olan şişlikler. Özellikle vücudunun belli bir noktasında uzun süren ağrılar. Uzun süren halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı gibi bulgular. Solukluk, vücudun herhangi bir yerinde ya da cildinde kanama bulgularının olması, yaygın olarak kanama bulgularının olması. Burada özellikle vurgulamak istiyorum, bazen çocuklarımızda sık üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte burnumuzun tek taraflı çocuklarımızda kanamalar olur. Bu konuda çok endişelenmesinler ama yaygın ağrılar burnunda, ağzında, cildinde. Yani birlikte mi seyreder bunları? Birlikte seyredebilir. Yani burun kanaması varsa da tek taraflı değil, iki taraflı olur. Böyle bulgular olur. Uzun süren açıklanamayan ateşlerin olması. Çocuğun beyin tümörlerinden bahsetmiştik. Dengesinde bir bozulmaların olması. Hiç daha önce olmayan sakarlıkların ortaya çıkması. Yine yürümede, gezme ile ilgili daha önce gözlenmeyen bulguların ortaya çıkması bize ön uyarıcı faktörler olarak belirlenebilir. Bu böyle bir durumda ailelerin bu bulguları hissettikleri bir durumda en yakınındaki hekimlerine, bu aile hekimi olabilir, çocuk hekimi olabilir, en yakındaki merkezlere başvurmalarının doğru olacağını düşünüyoruz. Peki şöyle, bu belirtiler hissedildiğinde gecikilmiş olabilir mi? Yani burada aslında şimdi çocuğun geçirdiği enfeksiyonlara başka problemlerle karıştırılma oranı çok yüksek. Evet. Yani bu belirtileri hissettiğinde çocuk gecikmiş olabilir mi? Başlangıçta mı böyle seyreder genelde? Özellikle lösemi ve lenfomi için soruyorum size. Evet. Şimdi lösemi, lenfoma da genellikle ailelerin bize sık sordukları bir sorudur. Biz geciktik mi? Genellikle bizim de cevabımız hayır. Gecikmediniz. Çünkü genellikle bulguları az önce belirttiğimiz gibi çoğu hastalıklarla paralel gider ve daha sonra patlama şeklinde ortaya çıkar. Artık bulguların normal hastalık bulguları olmadığı belirlenir. Bu noktada gecikilmiş sayılmaz. Zaten lösemi de lenfoma da daha çok sistemik bir hastalıktır. Özellikle lösemi tanı konulduğu an o hastalığının tüm kan aracılığıyla tüm dokulara yayıldığı düşünülür. Gecikme sayılmaz. Tedavimizi etkileyen faktörler var. Onlar bu gecikmeyle ilintili değil. İlintili değil, güzel. Sadece tedavi süresindeki riskleri biraz arttırabilir bizim için. Onun için ama tedavi şansını azaltma yönünde çok büyük bir risk faktörü değil. Beyin tümörü için de demiştiniz çocukta denge problemi. Başka denge, yürümede problem, nöbet geçirmesi tek taraflı, uzun süren, hiç daha önce olmadan çocuk normalken her şey, sakarlıkların ortaya çıkması, yüz gözle ilgili herhangi bir sinir felcini düşündüren bulguların ortaya çıkması, bunlar önemli bulgular. Kusmaların tabii, inatçı kusmaların devam etmesi, özellikle bizim reflü dediğimiz hastalıklarda 6 aya kadar sık gördüğümüz hastalıklarda takip edilen hastaların tedaviye rağmen inatçı kusmaların olması, bu olasılığı aklımızda tutması gerekiyor. Her hastada değil tabii. Ona da dikkat edelim. Peki özellikle belirti dendiğinde şu geliyor aklıma, lenf bezi büyümeleri. Şimdi enfeksiyon kaptığında çocukta da erişkinde de vücutta bazı şişlikler olabiliyor. Lenf bezleri büyüyebiliyor. Şimdi tabii çocukta da olabiliyor bunlar ama bir takım kanser belirtilerinde söylediğiniz lenf bezi büyümesi de var. Burada da bir ayırıcı herhalde bir göze tabii ihtiyaç ki var. Bunun hakkında hangisinden korkalım, hangisinden korkmayalım? Aileler nasıl uyanık olmalı? Evet. Şöyle, çok haklısınız. Aileler genellikle lenf bezleri büyüdükleri zaman çok tedirgin oluyorlar. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çocukluk çağındaki lenf bezi büyümelerinin çoğunluğu enfeksiyonla birlikte olur ve enfeksiyona eşlik eder. Çoğunluğu iyi huyludur. Korkulacak bir tablo değildir. Ama muhakkak kendi hekimlerinin kontrolünde olmaları gerekiyor. Eğer lenf bezi büyümeleri eşlik eden enfeksiyon bulguları varsa, ateştir, burun akıntısıdır, öksürüktür, ve verilen tedavi ya da takiple gerileme oluyorsa, ailelerin bunda tedirgin olmalarında gerek yok. Ne kadar sürede gerileme olması normal? Gerileme şöyle, bizim beklentimiz şu: eğer bir lenf bezi büyüdükten sonra bu arada çocuk hiç enfeksiyon geçirmese, bu küçülmeleri 3 bazen 6 aya kadar tamamıyla kaybolmaları uzayabilir. Ama giderek küçülme eğiliminde olarak. Böyle bir tablo olabilir. Bunun tersine çocukta herhangi bir enfeksiyon bulgusu yok. Anormal lenf bezi anormal yerlerden çıkmaya başladı. Özellikle boynumuzun üst kısmı değil de alt kısmındaki lenf bezi büyümeleri bizi çok tedirgin eder.
verilen tedavilere rağmen lenf bezi büyümeleri ortaya çıkıyor. Hiç beklemediğimiz koltuk altı kasık gibi, işte dirseğinin kenarı gibi bölgelerde lenf bezi büyümeleri var ve başka bulgularda aile, açıkçası çocukların en iyi hekimi anne ve babalardır. Dokunması, kendi kendine biraz muayene de etmesi lazım. Tabii, değil mi? Büyüyorsa o zaman dikkate alınması lazım. Bir de genel olarak bir bulgu vardır. Enfeksiyonlu olan lenf bezi büyümelerinde dokunduğunuz zaman ağrılı hassastır. Genel olarak, ama tüm hastalarda aynı kural geçerli değildir. Enfeksiyona bağlı olduğunu evet. Ama enfeksiyon dışı kötü huylu hastalıklar ya da başka nedenle, illa kötü huylu hastalık olması gerekmiyor, lenf bezi büyümelerinde bu hassasiyet genellikle yoktur. Ama sizler tedaviyle müdahale etmedikçe bu lenf bezleri, eğer kanser varsa çocukta, lösemi, lenfoma gibi, küçülmüyor. Tabii, aksine giderek büyüme eğiliminde olur. Büyüyor. O aileleri yani bir an kaybolayım, sonra tekrar ortaya çıkayım gibi bir şey asla yok. O zaman bu çok önemli bir belirti. Evet, eğer kesinlikle. Mesela ne kadar süre geçmiyorsa gibi diyeceğimiz bir şey var mı? Şöyle, yani enfeksiyona karışıyor dedik ya. Enfeksiyon tedavisinden sonra klinik olarak genellikle 1-2 hafta içinde gerileme gözleriz hasta. Eğer gerileme yoksa o zaman uyanık olması lazım ailelerin. Yine tamamıyla 1-1,5 aylık süre içinde biraz küçüldü ama hiç kaybolmuyor. Hı hı. O zaman yine de hemen bir yakındaki hekime ulaşmalarında yer. Daha çok bu büyüme vücudun hangi bölgesindeki lenf bezleri? Çoğunlukla boynumuzla ilgili lenf bezleri olur. Tabii lenf bezleri vücudumuzun her yerinde var. Vücudumuzun bağışıklık sisteminin bir parçası. Fark edebildiğimiz yerler boyun kısmımız. Ama her yerinde, akciğer içinde, karın içinde, koltuk altlarında, kasıklarımızda, her yerde görebiliriz. Böylelikle vücuttaki o büyümeye, şişliklerinde var mı acaba? Kanserle ilişkisi yok mu? Biraz açıklık getirmiş olduk. Lenf bezi büyümelerinden o kadar da aslında korkmamıza gerek yok. Hayır, çoğunluk. Ama dediğiniz şartlarda, ama eğer geçmiyoruz uzun bir süre, düzenli bir doktor takibinde olması lazım. Onu aslında bilgilendirmiş olduk. Şimdi ben tedaviye geleceğim. Çok yüz güldürücü tedaviler var. Kanserde ne dediniz? Gecikmiyoruz dediniz. Yani bu belirtilerle hekime gitse bir ailede. Lösemilerde özellikle, ama diğer tümörlerde, solid tümör dediğimiz diğer tümörlerde gecikmeler önemli bizim için. Lösemilerde geç kalış, zaten belirtiler kendini hissettirdiğini zaten bir şekilde aile çocuğunu hekime gönderiyor ve çok gecikmiş sayılmıyoruz. Ama burada gelelim tedavi sürecine. Şimdi çocuklarla erişkinler arasında tedavide nasıl farklılıklar var ve çocuklarımızı biz nasıl iyileştiriyoruz? Evet. Bu yeni nesil ilaçlar diyoruz, hedefe yönelik tedaviler diyoruz. Çocuklarımız için de yapılan bir şeyler elbette ki vardır. Kesinlikle bunda. Kesinlikle var. Erişkinle uyguladığımız tedavi modaliteleri aşağı yukarı aynı ama bizim tedavi oranlarımız çok yüksek. Gelişmiş batılı ülkelerde her 100 çocuktan 80'i kanserden kurtuluyor. Başarı oranı. Evet, başarı oranı. Bu istatistiksel bilgilere dayanarak. Ülkemizde de çocuk hematoloji ve onkoloji derneklerinin kurduğu bir kayıt sistemimiz var. Oldukça artı Sağlık Bakanlığımızın kayıt sistemi var. Burada elde ettiğimiz verilerde %65-70'lere yakın. Yani her çocuğun %65-70'e yakınını biz ülkemizde kanserden tedavi edebiliyoruz. Tedavi modaliteleri olarak, yani biçimleri olarak öncelikle cerrahiyi kullanıyoruz. Bir tümör hastalarında tümörü çıkarma yoluna, beyin tümörleri olsun, karın tümörleri olsun gidiyor. Ardından kemoterapi dediğimiz ilaçlar veriyoruz. Tümör hücrelerini etkileyen ama istemediğimiz yan etkileri de olabilen ilaçlar. Tabii bunları kontrol altına alacak tedavilerimiz de var. Üçüncü basamak radyoterapi dediğimiz ışın tedavisi. Özellikle beyin tümörü, yumuşak doku tümörleri gibi kemik tümörlerinin bazılarını da uyguluyoruz. Ve son olarak da hedefe yönelik tedavileri uyguluyoruz. Dünyada da, ülkemizde aşağı yukarı dünyada uygulanan tedavi modalitelerinin hepsi uygulanıyor. Ve devletimizin de bu konuda, biliyorsunuz, 18 yaş altı tüm çocuklarımız sağlık güvencesine dahil. Tedavi konusunda, tedavilere ulaşma konusunda bir sıkıntıları yok. Ülkemizdeki tedavi eden merkezler sayısı iyi durumda. Yine bu son dönemde özellikle üniversite hastanelerimiz, eğitim hastanelerimiz yanına özel sektörün, vakıf üniversitelerinin hastanelerinde büyük bir güç katmış durumda. Bu tedavi modalitelerinde özellikle lösemilerde kök hücre nakilli çok ön planda ve son yıllarda ülkemizde çok büyük gelişmeler var bu konuda. Şöyle söyleyebilirim, Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok kök hücre nakli yapılan ülkeyiz şu anda.
Verilerimiz bu yönde ilerliyor. O sonuçlarımız da oldukça iyi. Bu konuda çok deneyimli, yeterli ekiplerimiz var. Eskiden bu hastaların önemli bir kısmı yurt dışına giderken, özellikle kök hücre nakli konusunda, artık yurt dışından bize hastalarımız, Türkiye'mize, coğrafyasına yakın ülkelerden hastalarımız gelmekte. Hemen hemen her merkezde tedavi olmakta. Oldukça iyi bir durumdayız. Sorunlarımız var tabii ama iyi bir organizasyonla, Türkiye'deki her alanda olduğu gibi, insan gücünü iyi kullanma, iyi bir organizasyonla sorunların üstesinden de gelinebiliyor. Allah göstermesin, çocuğu lösemi, lenfoma gibi bir takım hastalıklara yakalananlar yurt dışında tedaviye gitmesinin bir gereği yok. Orada yapılan her şey aslında Türkiye'de yapılıyor. Kesinlikle. Aksine yurt dışından da biz hasta alıyoruz. Özel merkezlerimiz özellikle hasta aldıklarını biliyoruz. Sadece özel merkezlerimiz değil, devlet hastaneleri, üniversite hastanelerimiz hepsine geliyor. Bir de bizim şunlar da var. Hem biraz başarılıyız hem de biraz Türkiye'ye hani biraz o anlamda da vizyon kazandıralım izleyicimiz. Tedaviler daha ucuz yapılıyor Türkiye'de. Kesinlikle. Birçok ülkeye göre. Kesinlikle. O yüzden zaten sağlık turizmi dediğimiz olay da genişliyor. Kesinlikle. Türkiye'nin burada avantajları var. Bir Amerika'da, bir İngiltere'de bazı tedaviler masrafları çok fazla. İnsanlar bizim gibi ülkelere gelebiliyorlar. Hem başarı hem de ucuzluk açısından. Şöyle bir rakam verebilirim maliyet olarak. Buyurun. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kök hücre nakli yapılmış bir lösemili hastanın yıllık maliyeti $500,000. Neredeyse işte bizim paramızla 1 milyona yakın, hatta geçiyor. Ama ülkemizdeki bakanlığımızın belirlediği fiyat ilk 3 aylık maliyeti için, kök hücre nakli için bahsediyorum, 110 bin ile 220 bin arası değişmekte. Yani böyle bir ciddi bir maliyet farkı var. Daha sonraki takibinde maliyetler çok artmıyor. Buna eklemeler var. Tabii bu cazip. Ama yarı yarıya yakın diye. Yarısından daha az. Ucuz bizde tedaviler diyebiliriz. Ama gelin görün ki burada tedavi olanlar da maalesef yakındıkları çok şey var. Şimdi çok zahmetli süreçler bunlar. Çocuğunuzsa çok farklı oluyor, ebeveynsiniz, çocuk üzülüyor, aile üzülüyor filan, ekstra çok masraflarınız oluyor. Bunlar çok zorlu süreçler ama bununla ilgili yardımcı olan dernekler var, vakıflar var, onları da söyleyelim. Devlet de bu konuda çok daha hassas artık eski oranda ve şunu unutmayalım, tedavideki başarı oranlarımız çok yüksek. Yeter ki biz biraz uyanık olalım ve hekimin dediklerine göre tedavi sürecimizi şekillendirin. Burada o önemli. Şunu da soracağım size. Kemik iliği naklinde Türkiye'de ne durumdayız? Bu da çok önemli bir konu. Özellikle bu tür kanserlerde, çocuk kanserlerinde ihtiyacımız olan da bir şey. Biraz bu konuda bizi aydınlatın. Şöyle, hem erişkin hem çocuk olmak üzere oldukça iyi durumdayız. Aşağı yukarı Türkiye'de 18-20 civarında kemik iliği nakli, çocuk kemik iliği nakli yapan merkez var. Ve bu merkezlerin başarılı olanları da oldukça iyi durumda. Giderek de gelişiyor. Yeni merkezlerin açılması gündemde. Başarı oranlarımız da yadsınamaz düzeyde oldukça iyi. Daha önce belirttiğim gibi Avrupa'da Almanya'dan sonra en çok çocuk kemik iliği nakli yapan ikinci ülke konumuna geldik. Eskideki durumumuz çok daha farklıydı. Burada da sorunlarımız var, yok değil. Özellikle donör dediğimiz ilik verecek kişiyi bulma sürecinde bir takım sıkıntılar yaşıyoruz. Dünyada 20 milyon kadar durumu belirlemiş olan verici var. Dünya Bank Verici Bankası'na. Bu insanlar gönüllü olmuşlar. Gönüllü olmuş ve her an uygun hastaya verici kemik iliğini, kök hücresini verebilecek durumda. Bu prosedür, bürokratik süreçte aksamalar oluyor. Yurt dışı bağlantıları, onların işte yazışmalar, gidiş gelişler, bu bağlantılar yapan merkez sayımız az biraz Türkiye'de. Tabii ki kendi ülkemizde bir kök hücre bankacılığı çok önemli. Bu konuda da ciddi adımlar var. Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay İşbirliği ile bir kök hücre bankacılığımız oluşturduk. Evet, Türk kök projesi oluşma var aşamasında. Bunun şöyle bir avantajı olacak bize. Hem kendi ırkımıza yakın insanlardan uygun verici bulma şansımız çok daha yüksek. Bunu sağlayacak ve hem de bu aradaki bürokratik işlemleri olabildiğince asgariye indirip hızlı bir şekilde vericiye ulaşma şansını tanıyacak. En önemli sorunumuz bu gibi duruyor şu aşamada. Diğer sorunlar genel sağlık sistemin içinde paralel giden sorunlar. Ama genel olarak oldukça iyi durumdayız. Yani biliyorsunuz
tamamını bu tür masrafların devletimizin sağlık güvencesi altında. Ulaşamadığımız ilaçlarla ilgili bazen sıkıntılarımız oluyor ama o sistemin kendinden çok ilaç maliyetlerinin düşük olması ve bazı firmaların bunu ithal etmek istememelerinden kaynaklanıyor. Bu konuda da çalışmalar var ama biraz daha aktif olunması gerekiyor bu süreçte, bazı ilaçların bulunması sürecinde. Ve en önemlisi de bu yurt dışı donör bağlantılarını yapan merkezin sayılarının artırılması gerekiyor. Şimdi, bu yönde de çalışmalar şimdi var. Şimdi dünyada da kök hücre 20 milyon kişi var dediniz. Kök hücre vericisi oluyorsa, örnek veriyorum, Almanya'da, İngiltere'de, evet, Hindistan'da biri, evet, örnek veriyorum. Bütün dünya havuzunda bu bilgiler, evet, kayıtlı. Yani burada ortak bir dil var, ortak, evet, bir sistem var. Evet. Orada eğer uyuşan Türkiye'deki bir hasta vericiyle oradaki bir hastanın, örnek veriyorum, Hindistan'da uyuşan bir kök hücre açısından uyuşan bir doku varsa, bizim Türkiye'deki kişinin oradaki kişiye şifa olabiliyor. Keza oradaki, tabii, kişinin de buradaki, evet, kişiye şifa oluyor. Yani bu sadece Türkiye içinde dönüp dolaşan bir şey değil. Sistem, onu söyleyelim. Değil, hayır. Kesinlikle onu söyleyeyim değil. Ama biraz Türkök projesini biraz daha Türkiye içinde kendi vatandaşlarımız, tabii, arasında daha biraz daha torpilli olacak herhalde, evet, bunlar. Evet, torpilden öte ırk olarak, genetik olarak bize daha yatkın bir biz biraz böyle şeyleri milliyetçiyizdir bu konuda. Hayır, şey anlamında söylemiyorum. Yani bir Eskimo'lu, bir Eskimo'dan bizim Orta Doğu'daki yaşayan bir insana gen havuzunda uyum oranı biraz düşüktür. Ama Orta Doğu'da yaşayanların birbirine gen uyumlu oranı daha yüksektir. Bu anlamda kendi ülkemizdeki şansımız insanların yüksek, evet, gen uyumluluk oranı daha da yükseliyor. Bunu arttıran bir en önemli nokta bu. Peki nasıl verici olacağız biz? Gönüllü verici olmak istiyoruz. Evet. Şimdi yapılan projeyle uzun dönemde henüz tam aktif olmamakla birlikte Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay arasında hazırlanan projeyle ileride sadece kan vermek üzere başvurduğunuz gibi Kızılay merkezlerine başvurmanız ya da ilgili bakanlığımızın hastaneler içinde ilgili merkezlere başvurmanız yeterli olabilecek. Henüz çok aktif bir süreçte değil ama pek yakında bunu yapabileceğiz. Eminim çok, yani milyonlara varan bir bağış olacağını tahmin ediyorum. Ülkemiz bu konuda duyarlı, biliyorsunuz. En ufak bir anonsta kan vermeye gelen onlarca yüzde. Sosyal medyada, radyolarda, evet, tabii, bunlar duyurulduğu zaman. Ama insanlar çok hassaslar hassas bu konuda. Ama spondan ama olmuyor. Evet. Bilmiyorum. Yani gelip düzenli olarak kan verme şeyimiz yok. Sadece uyarıldığımız zaman ortaya çıkan bir şey. Burada da kan ürünü verme, özellikle Ramazan döneminde ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Vatandaşlarımızı bu konuda da tekrar uyarıyorum. Daha da duyarlı olmaya çağırıyorum. Yani kan, ciddi kan ihtiyacımız oluyor. Kan vermek de eğer sağlık durumumuz el veriyorsa bir alışkanlık rutini kesinlikle, altında döndürmemiz kesinlikle. Vatandaşlık görevi gibi aslında, evet, halledebiliriz. Çünkü bir sürü insanla birlikte yaşıyoruz. Bir gün bizim de başımıza gelebilir. Bu konularda biraz herhalde uyanık olmamız gerekiyor. Aslında Türkök projesinden bahsettiniz. Kızılay merkezlerine geçtiğimiz haftalarda biz kongreye gitmiştik. Hematoloji, onkoloji kongresine. Orada da değerli hocalarımız biraz bilgi paylaşımından, evet, bahsetmişti. Özellikle Kızılay ile yürütülen bir proje. Kızılay ve Sağlık Bakanlığı, evet, arasında. Kızılay'a kan vermeye gidildiğinde size ayrıca verici olmak ister misiniz diye bir soru sorulabiliyor, evet, ve eğer kabul ediyorsanız buna uygun bir prosedür. İşliyor. Ama bunlar daha da gelişecek. Evet. Daha da ilerleyecek ama her şey bir adımla başlar. Biz, evet, burada bir adımı atmış olduk. Biz de bilirsek, Kızılay Merkezi'ne gittiğimizde biz de biraz bu konuda hassasiyetimizi daha, dile, evet, getirirsek kesinlikle, çok daha iyi olacaktır. Bu konuda soruları olan vatandaşlarımız oluyor. Soruyorlar bize, ne yapabilirim, nasıl yaparız, nasıl bağışçı olabiliriz. Tabii bu sistemin temelleri oldukça önemli ölçüde atılmış durumda. Çok yakında önemli ölçüde aktifleşecek. Aktifleşecek. Peki başarı oranlarından bahsediyorduk. Son 5 dakikamıza girdik. Lösemi hastası bir çocuğumuz. %80 oranında siz ne dediniz? Tedavisi başarıyla sonuçlandırıyor. Burada tüm kanserler içinde gelişmiş ülkelerde %80, ülkemizde %65-70'lerde. Lösemiler için bu oranı soracak olursak, lösemilerin tipine göre değişiyor. Tabii lösemiler tek bir tip değil, alt grupları var. Ama iyi gördüğümüz tiplerinde bu şans %80-85-90'lara kadar varıyor. Bazı tiplerinde %60'larda kalabiliyor. Löseminin tipine göre değişiyor bu çocukluk çağı kanseri. Peki kanserde
bütün çocukların lösemi hastalarının yani tedavi sırasında mutlaka kemoterapiye başvuruyorsunuz. Yani bu sizin olmazsa olmaz, evet, bir şeyiniz. Kesinlikle. Tedavi mortalitesi, tedavi planınız. Radyoterapiye burada ne kadar ihtiyaç olabiliyor? Burada nedir? Yani lösemilerde, lösemiler için mi soruyorsunuz? Evet, lösemiler için. Lösemilerde radyoterapiye şöyle, bazı lösemi protokollerinde koruyucu olarak sadece kafaya veriyoruz. Beyin tutulumu bizim için kötü risk faktörü oluyor. Bazı yeni tanı almış lösemi hastalarında, lösemi hastalığı beyni ve beyin zarlarını tutmuşsa o zaman tedavi veriyoruz. Rutinde kullandığımız bir tedavi biçimi değildir. Lenfoma için? Lenfoma içinde özellikle Hodgkin lenfoma dediğimiz lenfomanın bir grubu, %40'ını oluşturan bir grubunda ileri evre 3-4 dediğimiz ve büyük tümörü olan hastalarda kesinlikle kullandığımız bir tedavi biçimidir. Diğer non-Hodgkin lenfoma dediğimiz lenfoma türevinde ise çok inatçı vakalarda genellikle kemoterapiyle tedavi ediyoruz, veriyoruz. Yani vakaya göre, klinik alt tanıya göre tedavi olarak uygun. Peki şöyle, kanser tanısı almış bir çocuğun kardeşinde de lösemi lenfomu gibi çıkma oranı nedir? Burada var mı bir şey? Şöyle, lösemiler için uluslararası biraz riskin artmakla birlikte aileyi tedirgin edecek bir oran değil henüz. Yani o konuda aileler çok tedirgin oluyorlar. Aman çocuğumuz lösemi oldu, öbür çocuk da olacak mı? Aynı risk onun içinde var mı? Çok tedirgin olacakları bir risk durumu söz konusu değil. Onu da söylemiş olalım. Peki aileler acaba ben çocuğum kanser olmasın diye, bu tarz hastalıklara yakalanmasın diye yapması gereken bir şeyler var mı? Gene mesaj verelim. Yani siz çocukları en çok küçükken neler etkiliyor? Yani nelerle biz davetiye çıkarıyoruz? Kanser ve diğer hastalıkları. Burada söyleyeceğiniz koruyucu önlemler var tabii, mıdır bizlere? Şimdi tabii ki bu koruyucu önlemler dengeli bir hayat tarzıyla paralel gider. Anne hamileyken düzenli takiplerinin yapılması, enfeksiyondan uzak durması, olabildiğince dengeli bir beslenmenin sağlanması, doğduktan sonra anne sütüne yeterince önem verilmesi, anne sütünün ciddi bir koruyucu faktör olduğu biliniyor. En az bir 2 yaşına kadar emzirmesini öneririz. Ondan sonraki hayat süresinde de olabildiğince toksik maddelerle karşılaşmamasını sağlarız. Bu nedir? Toksik maddeler zamanda nedir? Özellikle besinler içindeki bazı çok bilmediğimiz, bakanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın onayının olmadığı, güven eşiğinin olmadığı ürünleri tüketmemesi. Ama bunun yanında benim şahsi önerim, mümkünse onayı olan boyalı katkılı maddelerin de çok gereğinden fazla tüketilmemesi yönünde. Dengeli, daha çok doğal bir hayat tarzını çocuklara benimsetmelerini öneririm. Ha, bu kanseri oluşturuyor anlamını taşımaz ama açıkçası çocuklarımızın dirençli olmasını sağlamayız. Kesinlikle, yani olabildiğince vücudu gereksiz gıda almalarına, evet, gereksiz gerek madde yok ile yüklemeyelim çocuklarımızı. Hı hı. Yani gereksiz katkı maddeli, çoğunlukla katkı maddelerine dayalı bir tüketim tarzımız olmasın. Geleneksel, en doğal biçimde beslenmelerine dikkat edelim. Bazı tarım ürünlerinde böcek öldürücü pestisit dediğimiz böcek öldürücü ilaçlar kullandığını biliyor. Özellikle bu tarım ürünlerini tükettiğimizde bu konuda güvenilir tarım ürünleri olduğundan emin olmamız lazım. Bu konuda Tarım Bakanlığımızın uyguladığı sertifikasyon var ve onların işaretleri var. O konuda ailelerin dikkat etmesi, ilgili aldıkları bölümde sorması yoksa uyarmaları gerekiyor. Genel olarak yani olabildiğince çevresel toksik maddelerden uzak, daha doğal besinlerin ağırlıkta. Ve temiz havada herhalde çok önemli tabii ki, burada. Tabii. Yani aslında ve çok önemlisi sigara. Kesinlikle ve kesinlikle. O zaten malum. Ben çocuğun yanında içmiyorum, balkonda içiyorum. Kesinlikle doğru bir şey değil. Ailelere sıklıkla sigara içen anne babalarımız bunu belirtir. Sigara çok kanserojen olduğu kesinlikle evde tespiti. Evde de, balkonda da, dışarıda da, kesinlikle, hiçbir yerde. Artık kesinlikle. Açık alanlarda bile sigara içilmesi parklarda yasaklanıyor yasaklandı. Çok önemli bir böyle faktör. Bir şey var. Durum bu kadar ciddi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür Maalesef ederim. Maalesef bize ayrılan sürenin verdiniz. Sonuna geldik. Çok sağ olun. Bugün çocuk kanserlerini konuştuk. 15 Şubat Dünya Çocuk Kanserleri, evet, Farkındalık Günü vesilesiyle bilgi vermiş olduk. Çok ümit verici gelişmeler var. Bunu da söyleyelim ama aileler çocuklarını dinlesin,
dokunsun, yoklasın ki bazı şeyler geç farkına varmayalım. Sağlık kültürümüzü bu anlamda arttıralım. Sağlık okuryazarlığını da herhalde çok önemli. Çok teşekkürler. Doçent Doktor Ceyhun Bozkurt, çocuk hematoloji onkoloji uzmanısınız. Bahçeli Evler Medical Park Hastanesi'nde çalışıyorsunuz. Teşekkür çok teşekkürler efendim. Yayınımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler, bugün çocuk kanserlerini konuştuk. Eğer yayınlarımızın tekrarını izlemek isterseniz tvnet.tv.tr web adresimizden izleyebilirsiniz. Sağlığınızı koruyabilmeniz, geliştirebilmeniz ve yönetebilmeniz dileğiyle tam iyilik halinde kalın. Yarın 8.15'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.